Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizdeki işlediğimiz konuları bu dersimizde hem tekrar etmek amacıyla hem de sınavınızda çıkacak olası bir yemek tarifi sorusu nedeniyle bugün hem yemek tarifi vereceğiz hem de geçen dersimize ufak bir tekrar etmiş olacağız. Bakalım hangi yemeğin tarifini vereceğiz, neleri tekrar edeceğiz hemen dersimize başlayabiliriz. Dersin sonunda da cooking yani in the kitchen ki ünitesinin önemli kelimelerini size vereceğim ve onları muhakkak ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve hatta günlük hayatınızda da kullanırsanız sizin için daha rahat olur. Hemen bakalım İngilizce yemek tarifi yani recipe demişiz. Yemek yapım sürecini anlatırken basit emir cümleleri kullanırız. Emir cümlelerinde herhangi bir özne olmaz ve cümleye direkt fiille başlanır. Hatırlarsanız arkadaşlar direkt fiille başlıyorduk cümleye. Peel the tomatoes, domateslerin kabuğunu soy. Add some butter, biraz yağ ekle. Cut the lemons, limonları kes. Boil the eggs, yumurtaları haşla dedik arkadaşlar. Boil, haşlamak, cut, kesmek, add, eklemek, peel, soymak. Gördüğünüz gibi yemek tarifi ederken birden çok işlem basamağı olduğundan bu işlemleri sıraya sokuyorduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı sıralama kelimelerimiz vardı bizim. First, birinci ve ilk olarak anlamına geliyordu. Second demiştim, bazen olabilir, bazen olmayabilir. İkinci, then, ardından, sonra, ondan sonra, next, sonraki, bundan sonraki, daha sonra anlamlarını veriyormuş. Then ve next birbirine çok benziyor. İkisinde yani then veya next kullanmanız sizin için yani çok fazla önemli değil. İsterseniz then kullanabilirsiniz, isterseniz next kullanabilirsiniz. After that dedik. Ondan sonra, daha sonra, bundan sonra anlamlarını veriyor. Ve finally de son olarak en sonunda anlamını veriyormuş bize. First ve final kelimeleri sıralama yaparken ve başta ve sonda kullanılır. Bunların yeri asla değişmez arkadaşlar. Ama then, next, after that ise kendi aralarında değişebilirler. Second da mutlaka ikinci basamakta kullanılmalı. Yani toparlarsak first her zaman ilk basamakta, second ikinci basamakta, final ise son basamakta kullanılır. Then, next ve after that kendi aralarında yer değiştirebilir. Bunda bir sorun yok. Şimdi bir yemek tarifi. Bu sıralamaları bir yemek tarifi üzerinde göreceğiz. Havuçlu kek arkadaşlar. Bugünkü yemeğimiz, bugünkü tarifimiz havuçlu kek olacak. Bakalım havuçlu kek için bize ne gerekiyormuş? 3 eggs. 3 tane yumurta gerekiyormuş arkadaşlar. A glass of sugar. Bir bardak şeker. Burada gördüğünüz gibi ingredients, bu kelime de önemli. Yani malzemeler. A glass of sugar, bir bardak şeker. Half a cup of oil, yarım bardak sıvı yağ. A glass of milk, bir bardak süt. 2 and half cups of flour, 2,5 bardak un. A packet of vanilya, bir paket vanilya. A packet of baking powder, bir paket kabartma tozu. 3 carrots, 3 tane havuç. A glass of crushed walnuts, bir bardak kırılmış ceviz. 1 tablespoon cinnamon, bir yemek kaşığı tarçın. Peki, how to make carrot cake? Havuçlu kek yapım süreci. Şimdi tarife geçiyoruz işte arkadaşlar. Burası çok önemli. Hatta ben sizin yerinizde olsam bu tarifin fotoğrafını çekerim veya bir yere not alırım. Çünkü sınavınızda mutlaka bu tarif çıkacak arkadaşlar. Kesinlikle hoca okuldaki yazılıda size bir tarif soracak. Bu kesin arkadaşlar. Hemen tarifimize bakalım. First, wash carrots. Peel and grate them. İlk olarak havuçları yıka, kabuğunu soy ve rendele. Burada wash yıka demek, peel kabuğunu soy demek, grate rendele demek arkadaşlar. Bunların zaten hepsini ben size birazdan kelime olarak vereceğim. Second, mix eggs and sugar in a bowl. İkinci olarak bir kasede yumurta ve şekeri çırp denilmiş bize. Sonra bakalım, add milk and oil into this mixture. Bu karışımın içine süt ve sıvı yağ ekle denilmiş bize. Then yani sonra add flour, baking powder and vanilla.
Sonra un, kabartma tozu ve vanilya eklenilmiş yine bize. Next, stir all the ingredients once again and add carrot, walnut and cinnamon. Daha sonra tüm malzemeleri bir kez daha karıştır ve havuç, ceviz, tarçın ekle denilmiş bize. After that, pour the mixture into a baking tray. Ondan sonra karışımı fırın tepsisine dök. Finally, bake it in preheat oven about 30 minutes. Son olarak önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişir denilmiş bize. Böyle bir havuçlu kek yapım süreci verilmiş. Daha doğrusu havuçlu tarçınlı kek, çünkü içinde tarçın da var. Havuçlu tarçınlı kek yapım süreci bize verilmiş arkadaşlar. Bir yemek yapım sürecinden bahsederken iki cümleyi birbirine bağlamak için bazı kelimeler kullanılırmış. Geçen dersimizde işlediğimiz gibi ilk önce before ve after'a bakalım. Before önce anlamını veriyordu ve biz bunu şöyle açıklamıştık. Hani Instagram'da bir tane çok eski yıllardan kalma, bir tane de şimdiki fotoğrafımız vardır. Eski yıllardan kalmanın altına before yazarız. Şu anki fotoğrafımızın altına da after yazarız ve bu ikisini karşılaştırırız demiştik. Çünkü before öncesi, after da sonrası anlamına geliyordu. Bakalım burada nasıl bir örnek vermiş bize. Before you put butter into saucepan, heat it. Yağı tavaya koymadan önce tavayı ısıt demiş. Bakın burada yağı tavaya koymadan önce anlamını veren before. Tekrar bakalım. Before you grate tomatoes, peel them. Domatesleri rendelemeden önce kabuklarını soy demiş. Yine domatesleri rendelemeden önce anlamını veren burada bize before arkadaşlar. Hemen after'a bakalım. After da sonra anlamına geliyordu tabii ki. Hemen örneğine bakalım. After you crack eggs, whisk them. Yumurtaları kırdıktan sonra çırp demiş arkadaşlar. Yumurtaları kırdıktan sonra anlamını veren after oluyordu. Altındakine bakalım. After you boil potatoes, mash them. Patatesleri haşladıktan sonra püre yap. Patatesleri haşladıktan sonra anlamını veren yine after oluyordu tabii ki. Hemen when'e bakalım. When'e geçelim. When dığında anlamını veriyordu. When butter melts, pour the mixture into the hot pan. Yağ eridiğinde karışımı sıcak tavaya dök. Bakın eridiğinde, diğinde anlamını veren buradaki when kelimesi oluyor arkadaşlar. Yağ eridiğinde karışımı sıcak tavaya dök. Altındaki örneğimize bakalım. When water boils, add half a packet of pasta. Su kaynadığında arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kaynadığındaki dığında anlamını veren yine when kelimesi oluyor arkadaşlar. Su kaynadığında yarım paket makarna ekle ve until'a bakacağız. Son olarak son kelimemiz until kadar, yaptığın elde edene kadar demiş burada. Yapana kadar, edene kadar, gidene kadar, gelene kadar, oynayana kadar, bitene kadar. Burada arkadaşlar until kelimesi bizim için önemli. E kadar anlamını veriyor. Bakalım hemen örneğimize. Until you get soft dough, knead it denilmiş arkadaşlar bize. Yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğur. Yumuşak bir hamur elde edene kadar. Bakın şu e kadar bizim until kelimemiz arkadaşlar. Fry onions until they soften. Yumuşayana kadar soğanları kavur. Yine a kadar arkadaşlar. Buradaki yumuşayana kadardaki a kadar bizim until kelimemiz dedik. Ve şimdi arkadaşlar cooking, yani in the kitchen ünitemizin önemli kelimelerine geçebiliriz. Burada arkadaşlar bake fırınlamak demek, bir pişirme yöntemidir. Bake fırınlamak demek. Boil kaynatmak demek, yine bir pişirme yöntemidir. Roast kızartmak, ateşte pişirmek demek. Bu da arkadaşlar bir pişirme yöntemidir. Neden pişirme yöntemlerini ayrı ayrı söylüyorum? Bazı sınavlarda şöyle sorular sorulabiliyor. Aşağıdakilerden hangisi bir pişirme yöntemidir? Aşağıdakilerden mesela
3 tane mutfak malzemesi veriyor. 1 tane pişirme yöntemi veriyor. Ve siz şıklarda o pişirme yöntemini bulup işaretlemeniz lazım. Veya aşağıdakilerden hangisi bir mutfak malzemesidir deniliyor. Bakıyorsunuz arkadaşlar, 3 tane pişirme yöntemi var, 1 tane rende var. Yani mutfak malzemesi. Bu tarz sorular çıkabiliyor. Evet, steam buğulamak demek. Bu da bir pişirme yöntemidir arkadaşlar. Grill ızgara yapmak. Bu da bir pişirme yöntemidir. Fry yağda kızartmak. Bu da bir pişirme yöntemidir. Meat et. Bu bir pişirme yöntemi değildir. Bu bir malzemedir arkadaşlar. Ama bunu mutfak malzemesi diyemeyiz. Bu bir yiyecek. Fish herkesin bildiği gibi balık. Egg herkesin bildiği gibi yumurta. Eggplant patlıcan demek. Onion soğan. Carrot havuç. Mushroom mantar. Slice dilimlemek, kesmek. Peel soymak. Cut kesmek. Chop ince ince doğramak. Spread sürmek. Dicker kuşbaşı doğramak. Progress süreç hazırlanış. Put koymak. Oven fırın ocak. Bu arkadaşlar bir mutfak malzemesidir. Charniton açmak. Ocağı açmak mesela. Oven charniton ocağı açmak diyebiliriz. Enough yeterli. Half yarım ya da yarısı demek. First ilk olarak. Then next bunları biliyoruz. Then ondan sonra. Next ardından bir sonraki. After that ondan sonra. Finally son olarak. Snack atıştırmalık. Abur cubur olarak da geçebilir. Snack. Ingredients malzemeler. Cabbage lahana. Pepper biber. Salt tuz. Tablespoon yemek kaşığı arkadaşlar. Bakın bu da bir mutfak malzemesidir. Teaspoon çay kaşığı, bu da bir mutfak malzemesidir. Oil yağ, bread, ekmek, frying pan kızartma tavası, bu da bir mutfak malzemesidir. Lunch öğle yemeği, dinner akşam yemeği. Easy kolay, yeast maya, pour dökmek. Mixing bowl karıştırma kabı, bu da bir mutfak malzemesidir. Flour un, rolling pin oklava, bu da bir mutfak malzemesidir. Kneat yoğurmak. Loaf pan, somun ekmek tavası, bu da bir mutfak malzemesidir. Stir karıştırmak, dough hamur, surface yüzey, towel havlu, buna mutfak malzemesi demeyeceğim çünkü banyoda da kullanılıyor. Rice, pirinç, orzo, arpa şehriye, butter, tereyağı, rinse, yıkamak. Low heat, düşük sıcaklık, serve, servis etmek, pasta, makarna, bunu çok karıştıranlar olabiliyor. Delicious, lezzetli, healthy, sağlıklı, dish, yemek, yiyecek, country, ülke, ama köy, kasaba anlamı da var country'nin. Belong, ait olmak, consist of, oluşmak, lentil, mercimek, lamb, kuzu eti, national, ulusal, nut, kabuklu yemiş, pistachio, yani pistachio, fıstık, Antep fıstığı anlamına geliyor. Pistachio diye okunur arkadaşlar. Almonds, badem, middle, ortası, noodles, erişte, şehriye, mashed potatoes, patates püresi, contain, içermek, legs, pırasa, regional, bölgesel, variations, çeşitlilik, preheat, önceden ısıtmak, baking powder, kabartma tozu, fresh, taze, berries, dut, mix, karıştırmak, warm, ılık, cauliflower, karnabahar, corns, mısır, sakins, kabak, garniç, sarımsak, jam, roly-poly, reçelli rolo pasta demek, egg, yolk, yumurta sarısı, seafood, deniz ürünleri ve traditional, geleneksel. Bu kelimeler arkadaşlar bizim için çok önemli. Bunları ezberliyoruz ve mümkünse bir sözlüğümüz olsun, bir kelime defterimiz olsun ve üçüncü ünite kelimeleri olarak bunları oraya not alalım dedik arkadaşlar ve bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.